Deretepe, Türkiye. Bu hafta Kars ilinde dolaşacağız ve kameralarımıza takılan ilginç görüntüleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu arada inanılması güç ama gerçek ve sizin de ilginizi çekeceğini umduğum bir durumla karşılaştık Kars'ta. Nerede? Karacaören Köyü'nde. Karacaören Köyü Kars'ın merkezine bağlı. Şöyle 50-55 hanelik, yani nereden bakarsanız 300 kişinin yaşadığı şirin bir köyümüz. Orada köylülerin tabiriyle Firdik abi ve Olga abla, ya da gerçek isimleriyle Friedrich ve Olga Albuk isimli bir Alman ailesine konuk olacağız. Hayır, yanlış anlamayın. Ülkemizi ziyarete gelmiş ve bu şirin beldeyi çok hoşuna gittiği için yerleşmiş, orada yaşayan bir Alman turist ailesine bahsetmiyorum. Tam 100 yıl önce, 1880'lerde ta Saksonya'dan kalkarak ülkemize gelen ve oraya yerleşen 60 ailelik bir Alman kolonisinden arda kalan son Alman ailesi. Aslında bizim örf, adet ve ananelerimize öylesine uyum sağlamışlar, öylesine bizler olmuşlar ki onları oradan ayırmak mümkün değil. Yine de sordum kendilerine, ailenin geri kalan fertleri ne oldu dedim ve bana şu ilginç cevap verdiler. Onlar Almanya'ya işçi olarak geri döndüler. Kameralarımız şu anda Kars girişinde beni bekliyor. Buyurun. Gelen bir ağlar, gelmeyen iki ağlar, gelip de dönen üç ağlar demişler. Öylesine misafirperver bildir ki Kars halkı, biraz sonra 70.401 olacak Kars nüfusu. Ben gireceğim. Biliyorum, ben de sıcak bir yuva, sıcak bir aş, sıcak bir döşek olacağım. Gelin beraber Kars'a gireceğim. ...13 Ekim 1921'de bu odada imzalanmış Kars Anlaşması ya da o günkü ismiyle Kars Muahidesi. Şimdilerde Kars Vali Konağı olarak kullanılan bir bina burası. Hoş, zaten bütün tarih boyunca Vali Konağı olarak kullanılmış. Burası Baltık mimarisinin çok belirgin, çok güzel örneklerinden biri. Ha, nedir bu Baltık mimarisi? Geçen asrın sonlarında, yani 1800'lerin sonlarında Hollanda'dan getirilen mimarlar tarafından gerçekleştirilmiş. Zaten Hollanda'nın başkenti Lahey, ya da Hollandaca ismiyle Den Haag'daki binalarla bu Kars'taki binaların arasındaki bağlantı buradan kaynaklanıyor zannediyorum. Bakın, burası Vali Konağı'nın kabul salonu, misafir salonu. 125 metrekare bir salon. Tavan yüksekliği 5 metre 20 santim. Çarpacak olursa kabaca 650-700 metreküp bir hacim ortaya çıkıyor. Bu da bugünlerde İki katlı bir apartman dairesi, yani iki apartman üst üste aynı hacime denk. Bu koca salonun bu koca hacmi nasıl ısıtmışlar? Şu hedge adı verilen, E-E-C, hedge adı verilen bir değişik soba sistemiyle. Şimdi bu sobanın özelliklerini birlikte göreceğiz. Yan salona geçiyoruz. İşte bir başka hedge.
Bir tür merkezi ısıtma sisteminin odak noktaları bu pençler. Yükseklikleri bakıyorum, benim boyum 1.75. Bu benim boyumun iki katından fazla, demek ki 3.5 metre civarında hepsi aşağı yukarı. O boylarda evet. 3.5 metre yüksekliğinde. Ateş burada yanıyor ve pencin gövdesinde sıcak hava dolaştıktan sonra duvarların içine yerleştirilmiş borular vasıtasıyla bütün binayı dolaşıyor. Ha, bu arada söylemem lazım ki ara duvarlar 80-90 santim kalınlığında. Tabii dış duvarlarda 1 metreye bayağı yaklaşıyor. O da neden? Kars'ta kış aylarında hava sıcaklığının -35-38 hatta 40 dereceye indiği de söyleniyor. Bu kadar soğuk bir yerde tabii ki içinin çok iyi ısınması lazım. Enteresan. Pejde bir hayli süslü. Gördüğünüz gibi büyük kemerler yukarıda, taşlar, akroteller var. Bu çok daha enteresan. Bakın biraz evvel söylemiştim, Baltık mimarisi, Hollandalı mimarlar diye. Buraya zannederim imzalarını atmışlar, gitmişler. Şu gördüğünüz görüntüyü bugün çok rahatlıkla Rotterdam'da, Amsterdam'da, Anvers'te, Lüksemburg'da, hatta diğer Baltık ülkelerinde görmeniz mümkün. Bu da herhalde zannediyorum o zamanki dönemde kalmış bir şövalye olsa gerek. Geçen asrın başlarında Hollandalı mimarlar tarafından gerçekleştirilen ve Baltık mimarisinin özelliklerini taşıyan Kars evlerinde yaptığımız bu küçük geziyi yine çok güzel bir pecin görüntüleriyle noktalamak istiyoruz. Kahverengi sırlı, oya gibi işlenmiş fayanslarla kaplı bu güzel pece veya bir benzerine sahip olmak için çok şey feda ederim doğrusu. Yol hali. İnsan gece uzun yol yürüdü mü içi eziliyor. Ben de şöyle bir ekmek almak için girdiğim bir fırında. Evet. Tanıştıracağım. Ben de kendimi bıyıklı zannederdim. Evet. Sizi bir tanıyalım. Turan Tipoğlu efendim. Turan Tipoğlu kardeşimiz. Bana hep sorarlar. Ben de birisini yakalamışken ben sorayım. Bu bıyıkları ne kadar zamanda büyüttünüz? Bir sene efendim. Maşallah. Bana biraz siz kendi yaşamınızdan bahseder misiniz? Kendi aile yaşamınızdan. Bizim kendimiz 75 nüfus efendim. Pardon, anlamadım. Kaç nüfus? 75. 75 nüfusunuz. Evet. Siz değilsiniz herhalde tek başına. Hayır, 5 kardeş ait. Oldu biraz. 5 kardeş, 75 nüfus. Evet. Çocuklar. Tabii çocuklar. Kızım beraber. Evet. Ama beraber yaşamıyorsunuz herhalde. Herkesin kendine diyor. O da ev eşiği var. Ya, bir anlatırsınız bana evet. Şu yaşamda. Hani Kars aile yaşamını bir anlamak istiyoruz tam olarak. Şimdi bizim büyük bir hayatımız var, bahçemiz. Hı hı. Hayat dediniz? Bahçe. Bahçe, evet. Etrafı bütün şeyle çekili. Betonla, taşla çekili. Evet. Bunun içerisinde işte varmıyoruz. 5 aile. Evet. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar burada var. Yemekler falan. Yemekler hep birbirlerle yiyoruz. Yani harika bir yaşam tarzı. Herhalde çok keyifli, çok neşeli olsa gerek. Evet. Bu güzel süreci noktalamak için ben biraz konuyla ilgili. Çünkü fırın size bildiğim kadarıyla. Evet, bizim. Ekmek fabrikası sizin. Evet. Onunla ilgili bir soru sorayım. Doğru, bir seferde cevap verin. Şöyle, evet. Bizleri izleyen milyonlarca seyircimizin, izleyicimizin gözlerinin içine baka baka. Evet. Siz bu 75 nüfusu günde kaç ekmek tüketiyorsunuz? 150 ekmek efendim. İnsan bir kere yollara düştü mü, karşısına ne çıkacağını bilmiyor. Kars'ın hemen çıkışında, şöyle şirin mi şirin bir köydeyim şu anda. Karacaören köyü. Şöyle bakıyorum, 50-60 hane. Olsa olsa 300-400 nüfus. Küçük çocuklar da gördüm, onlar da 50 civarında falan. Burada şimdi kimlere konuk olacağız? Fridrik Bey ve Olga Hanım. Ya da köylülerin deyişiyle Fridrik abiyle Olga abla. Olur mu demeyin, olur. Fredrik abi nasıl oldu bu iş? Bir anlatıversene. Bu nasıl oluyor yani? Bu köyde biz kalktık, böyle bir Alman aile bulduk. Aşağı yukarı 100 yıl önce, bir asır önce. Evet. Alman-Rus harbinde. Esir düşmüşler Almanya'dan Rusya büyüklerimiz. Hı hı. Oradan buraya nakletmişler. Evet. Yani Rusya'dan Saksonya'dan. Saksonya'ya giriyorsunuz yani. Saksonya, Volga kıyısından buraya gelmişler. Evet. Burada birkaç yıl yaşadıktan sonra tekrar bir kısmı dağılmış. Evet, dönmüşler yani. Dönmüş Almanya'ya gitmişler, Amerika'ya gitmişler. Yakında kardeşlerim de. Çünkü duyduğumuz zaman kardeşiniz vardı burada. Kardeşlerimiz de şey,
Almanya'ya iş yollarak gittiler. Buna çok dikkatle altı çizmek istiyorum. Friedrich abinin kardeşleri kendi öz vatanlarına işçi olarak gitmişler. Bu da çok enteresan bir konu. Friedrich abi siz burada kaldınız. Olga da burada evet, kaldı. Evet, evet. Yani bu köyde kalan son ailesiniz değil son mi? Son aile, evet. Başlangıçta kaç kişiydiniz tahminen? Başlangıçta herhalde 60 ailelermiş. 60 aile, ortalama demek 4-5 kişi saysak 300 kişi falan vardı. 300-400 kişi varmış. 100 sene evvel 300-400 kişilik bir Saksonya'dan gelen bir Alman grubu. Harpten kaçtıktan sonra buraya geliyorlar ve Karacaören köyüne yerleştiriyor veya bu civarlara. Tabii 100 yıl içinde dönenler oluyor. Sonunda sadece bu aile kalıyor. Evet, sadece kalıyor. Olga ablamız. Siz burada mı tanıştınız Olga Hanım'la? Evet. Ha, tabii, tabii, tabii. Tabii, babalarını, babam burada doğmuş tabii. Tabii. Burada tanıştık. Siz de burada doğdunuz tabii. Dolayısıyla tanıştığınız evet. Göre. Nasıl gidiyor ev hali? Çok güzel. Bulaşık? Bulaşık işte, ev işlerini. Çamaşır falan. Çamaşır. Yok, gayet güzel. Gayet güzel. biz her bakımdan inanılmaz ve çok güzel bulduğumuz bu hikayeyi, bu öyküyü görüntülemeye geldik. Onun için bize masal gibi geliyor. Yani 100 sene evvel 600 kişilik bir Alman toplumunun, pardon 60 aile yanlış söylüyorum galiba, 60 ailelik bir Alman toplumunun buraya girerek de sonunda bir tek aileye inmesi. Başka çocuklarımız var mı kanideden başka? İki tane çocuk. İki erkek var. Onlar neredeler? Kars'ta. Ha, Kars'talar şu an. Kars'talar. Öğrenci, çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Traktörüm var. Traktörüm Kars'ta çalışıyor. Onlar da traktörün üzerinde bakımı yapıyor. Evet. Almanca ara konuşuyor musunuz Almanca? Pek az, pek az. İhtiyaç da olmuyor tabii. Olmuyor. Türkçe onu konuşuyoruz. İhtiyaç olmuyor. Olga abla, sizden bir rica etsem bana bir yemek tarifi yapar mısınız? Bir yemek tarifi verir misin bize? Ne? Bana en iyi, istersin? En iyi pişirdiğin yemek neyse bana anlatır. Dön ekrana, kameralarımıza dön bir yemek tarifi yap bize. Biz de Fırdik abiyle kanadeli bir dinleyelim sen bir yemek tarifi. Ne anlatsın? Valla aklına ne geliyorsa. Bana anlatma. Tüm bizi seyreden, tüm dinleyicilerin kardeşlerimizi anlat. Etli mantı anlat git. Evet, bir etli mantı. Anlat etli mantıyı. Güzel hamurunu perk yaparız etli mantını. Etini kızartırız. Ufak ufak hamurlarını açar. İçine yumar, onu mantı yaparız. Artık kaymağına mı yerler, yağına mı yerlerse yiyene afiyet olsun. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Ben zannediyorum bu program mutlaka videoya alınmalı. Yani almadıysanız alan birinden bunun kopyasını çıkartın. Çünkü Olga ablamızın, yani Firdik abimizin sevgili eşi Olga ablamızın tarif ettiği mantıyı bir kenara not edin ve afiyetle sizler de yiyin. Çok büyük bir keyifli, büyük mutlulukla evinizden ayrılıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi evinize misafir ettiğiniz için. Hadi bakalım yavaş yavaş yolumuz daha uzun. Sağ olasınız. Tekrar Allah patlayacağız. Güle güle. Fethik abi içeride sormayı unuttum, aklıma geldi. Buradan ayrılma yani, almaya gitmeyi düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Allah'a şükür çok rahatım burada, çok iyi yaşıyorum. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Güle 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 güle. Güle güle. Güle güle. Kars'a girerken söylemiştik. Kars'a gelen bir ağalar, gelmeyen iki ağalar, gelip giden üç ağalar diye. Bilesiniz bundan böyle ben üç ağlayanlardan. Kars'a geldikten sonra Kars'ın yetiştirdiği iki büyük halk ozanı, iki büyük saz şairi, onları görmeden gitmek olur mu? Üstelik ikisi de benim 20 yıllık eski dostlarım Şeref Taşkınoğlu ve Murat Çobanoğlu. Gelin birlikte izleyelim. Türk'ün askeri de hiç dönmezdi. Neşkiniz bol olsun. Aşk cemaliniz olsun. Hoş sefa geldiniz. Hoş geldiniz Barış Bey. Sefalar getirdiniz. Buyurun şöyle.
Aramıza buyurun da muhabbetim var, daha sıcak olsun. İzin varsa. İzin varsa. Tabii sevinerek. Hayrola Muratcığım. Ne zamandan böyle senle ben konuşunca böyle sizli bizde olurduk ha Şeref, ne olur olur. Buyurun. Siz Barış Bey hayırdır? Hiçbir zaman dostlarımız gönlümüzde rahat değildir. Kalbimizde yeri vardır. Onun için bizler sizi hiçbir zaman unutmayız. Sağ olun. Sağ olun. Ben uzaktan geliyorsunuz. Uzaktan geliyoruz ya. Bir gün dahi geç olsa bile insanlar uzaktan geldiği zaman ona bir hasret duyduğu için gönlümüzde yeriniz var. Onun için hoş defa geldiniz diyoruz. Evet işte çocuklar, bunlar kitaplar da olmuyor. Yani bu yazmak da olmuyor. Hep anlatırız ya Türk'ün geleneksel misafirperverliği, o saygısı, tarihten beri gelen saygısı. İşte bu sazda sözde, bu güzel lafla da bunlar yatıyor zaten. Ben ne kadar 20 yıllık dostlarım Şeref kardeşim ve Murat kardeşimle berabersen de işte böyle uzun bir aradan sonra görüşünce yine Barış Bey hoş geldiniz. Şöyle buyurunuz gibi oluyor. İşte esas bu yani Türk'ün o geleneksel misafirperverliği, o saygısı burada yatıyor. Murat'cığım görüşemedik o zamandan beri. Şöyle sazından, sözünden, tatlı dilinden bize şöyle iki kıta bir söylesene biz. Hem Şeref'i dinlesek hem tüm kardeşlerimizi dinlesek. Tabii. Murat Çobanoğlu. Tabii. Dostlarım sefa gelmiştir, yolumuz yabancı değil, aynı toprağın insanı, dilimiz yabancı değil. Aynı toprağın insanı, dilimiz yabancı değil. Çobanoğlu söz bulunur, gönül arzu yaz bulunur, aşıklarda saz bulunur, telimiz yabancı değil. Aşıklarda saz bulunur, telimiz yabancı değil. Canım canım, benim canım. Aşk olsun Murat'cığım, aşk olsun. Çok diline sağlık, ederim. Eline diline sağlık. Siz de sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Şeref abi. Evet. Bir de senden dinlesek. Şöyle senin de tatlı sesinden, sazından, sözünden. Bize de. Kardeşlerimizi bizi dinleyen milyonlarca kardeşimize de şöyle faydalı sen bize şunları. Tabii. Aşıkların sazı bir gönül selamıdır. Tabii. Gönül muhabbetidir. O muhabbet bahçesinden biz de darınca kararınca bir şeyler söyleyelim. Söyle ki hiçbir şey nasıl bir zaman. Serhat yaylası, işte benim güzel yurdum. Yüksektir Kars'ın kalesi, işte benim güzel yurdum. İşte benim güzel yurdum. Yüksektir Kars'ın kalesi, işte benim güzel yurdum. İşte benim güzel yurdum. Müzik
şeref der ki güzel alem. Gönlüm çağıt, dilim kalem. Vatanıma olsun selam. İşte benim güzel yurdum. İşte benim güzel yurdum. Serhat Kars'tan olsun selam. İşte benim güzel yurdum. İşte benim güzel yurdum. Aşk olsun şeref. Eyvallah. Gönlünüz hoş oldu. Aşk olsun. Aşk olsun. Sağ olasın.